Efendim Önder? Kaya, Yiğit evde mi? Henüz gelmedi, ne oldu? Ya bu bendeydi. Garip garip konuştu, ondan sonra da çekti gitti. Arıyorum, cebi kapalı. Şu saate kadar çoktan eve gelmiş olması lazımdı. Nasıl yani garip konuştu? Ya bu evlilik meselesinin olamayacağını söyledim ona. Onun çok sinirlendi. Bir daha beni göremeyeceksiniz filan dedi. Yani kafasını dağıtmak için gitmiştir bir yerlere Ender. Panik yapma hemen. Ya bence biraz daha bekleyelim. Ondan sonra konuşuruz. İyi, haber alırsan beni ara mutlaka. Ben yine aramaya devam edeceğim, tamam? Sen de haber alırsan ara beni. Ne diyor? Ya Yiğit, Ender'le bu evlilik meselesini konuşmak için gitmiş. Ender de ters konuşunca sinirlenip çıkmış evden. Yiğit'e bak sen ya. Benim asistanımken hiç böyle değildi. Ender hemen kendine benzetmiş çocuğu. Şahika, Yiğit'in kafasında çözemediği bir sürü soru var. Bir yandan ben, annesi Lila. Ben onu hemen hizaya sokarım abi. Sen hiç merak etme. Çocuk çocuk hareketler. Hadi gel yemeğimizi yiyelim. Sen ye, ben bir şey yemeyeceğim. Ya çok abartıyorsun, bu kadar takılma. Arabayla geziyordur, kafasını dağıtıyordur, bir şey yapıyordur. Takılma bu kadar. Yok, benim içime kurt düştü Cener. Kaza yapmış falan olmasın, bana bak. Hastaneleri falan mı arasak? Ya ablacığım, sen de endişelenmeye yer arıyorsun. Ya bunun tanıdığımız, bildiğimiz bir arkadaşı falan da yok. Bence onun zaten hiç arkadaşı yok. Allah'ım ya Rabbim, hırt. Ya sorun bu zaten Cener. Bu çocuk yalnız bir çocuk. Lila'ya gitmiş olmasın? Hayat evdeyken bu da imkansız. Bu da doğru. Ama abla, bu çocuk stabil değil ki. Stabil değil bu çocuk. Her şey beklenir bu haçlaktan. Sinirlerimi tepeme çıkarıyor ya. Tut bir de onunla uğraşıyorsun. Alo. Kerimci. İyi misin canım? İyiyim. Sen? Sana bir şey soracağım. Yiğit'le konuştun mu hiç? Sabah konuştum, sonra hiç konuşmadım. Ne oldu ki? Ha. Lila'ya konuşmuş olabilir mi? Bilmiyorum ama sorabilirim istiyorsan. Anne, bir şey mi oldu? Yok. Yani ona ulaşmaya çalışıyordum da acaba dedim hani gittiği bir yer var mı? Bildiğim, hani ne bileyim, belki haberin vardır. Evi vardı ama kapattı diye biliyorum orayı. Ha. Tamam. Okey. Bir haber alırsan beni arar mısın? Hani bir şey olmuyor değil mi? Yok yok. Yok, hiçbir şey yok. Merak etme. Emin misin? Tabii tabii, ben. Zaten konuşursam sana haber veririm. Tamam. Babacığını öpüyorum aşkım. Cener. He. Yürü, gidiyoruz. Benim için rahat etmeyecek. Ne oldu? Nereye gidiyoruz ya? Ya erim evi kapatmış olabilir falan dedi ama belli mi olur? Orada olabilir. Benim için rahat etmeyecek. Yürü. Kaya'ya haber verdin mi? Yoldan ararız. Yürü. Yiğit! Yok. Evde de yok. Kaya, ben gerçekten çok korkmaya başladım artık. Ender, tamam korkma. Bir şey olsa haberimiz olur zaten. Sakin ol. Abi, bunun arkadaşı falan yok mu gerçekten? Ya okulda görüştüğü birkaç arkadaşı var. Ben de hocalarından birkaçını tanıyorum. Onlarla konuştum. Tamam, adresleri varsa ver bana. Ben gideyim oraları da bir kolaçan edeyim. Ya haber verecekler bana. Mesaj gelecek zaten. Cener bak, adresler gelir gelmez hemen git, tamam mı? Lan ne oldu bu çocuğa ya? Ya başına bir şey geldiyse Kaya. Ablacığım tamam, sakin ol, korkma. Ay, olamıyorum işte. Lila ile konuşmuş mu? Lila ile konuşmamışlar. Zaten araları kötü. Hep o Lila'nın yüzünden bu zaten. Tam kaynanalık yapacak zamanı buldun ablacığım ya. Bir dakika, bir dakika. Mesaj geldi. Cener ya. Mesaj geldi. Adresi göndermişler. Cener, gönderiyorum sana hemen. Sen buraları kolaçan et, tamam mı? At abi, tamam. Cener, hadi vakit kaybetme. Hadi canım benim. Acele et. Kaya, biz nerede arayacağız? Nereye gideceğiz? Ya başına bir şey geldiyse? Ender, lütfen sakin ol. Onu bulacağız, tamam mı? Ya Ender tamam, biraz rahatla lütfen. Bak, polisleri de duydun. Yani bir şey olsa şimdiye kadar duyardık dediler. Vallahi içim iyi yok Kaya. Böyle apar topar da çıktık. Acaba biraz daha beklesemeydik ha? Ya
Tamam da bekleyip ne yapacaktık ki orada? Bir şey olursa zaten bize haber verecekler. Ya ayrıca bilmiyoruz ki, belki Yiğit şu an eve doğru yoldadır. Ay kendimi çok çaresiz hissediyorum, yemin ediyorum ya. Nadir mi arasaydım acaba? Nadir mi? Halit'in yeni ortağından mı bahsediyorsun? Evet. Çok nüfuzlu biri o, belki bir şey yapardı. Ya Nadir ne yapacak Allah aşkına? Ben adamı tanımıyorum bile. Ben babası olarak her şeyi yaptım zaten. Herkese haber verdim, Nadir ne yapacak? Sen tanımıyorsun ama kız kardeşini çok iyi tanıyor. Ya Allah aşkına bu durumda bunları konuşmayalım Ender. Tamam anlıyorum, sinirlerim bozuk ama ben de çok endişeliyim lütfen. Tartışmayalım. Üf, tamam neyse. Yiğit bulalım, zaten benimle yaşamasını teklif edeceğim ona. Bence Yiğit seninle yaşamayı kabul etmez, bunu bil. Neden etmeyecekmiş? O Şahika gelmeden önceydi. Neyse tamam, Yiğit sağ salim bulalım da ona da sonra karar veririz. Evet. Seninle ilk defa gizli saklı bir numaradan konuşmuyorum. Heyecanlandım doğrusu. Beni aradığına göre veda ediyorsun. Yok. Teklifimi düşündün mü diye merak ettim. Ben teklifleri kabul etmem Şahika. Sen bunu iyi bilirsin. İnsanlar değişir Nadir. O yüzden son bir kez sormak istedim. Asıl sen benim teklifimi kabul edip paranı da alıp buradan gidecektin. Şimdi o fırsat da kaçtı. Ben diyeceğimi dedim. Eğer bana bir şey olursa ikimiz de yanarız. Biliyorsun bunu. Göreceğiz bakalım. Bu arada yeğenim senin elinde mi? Neden bahsediyorsun? Yiğit, yeğenim. Onu sen mi kaçırdın? Sen beni ne sanıyorsun? Çoluk çocukla mı uğraşacağım ben bu saatten sonra? Biz bugüne kadar nelerle uğraşmadık ki? İkimiz birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Onları neden yaptık anlatayım. Çünkü ben senin tek başına Halit'i kandırabileceğine inanmadım bir türlü. Ve evde karışıklık yaratmak zorunda kaldım. Hepsi bu. Bak abim gerçekten çok üzülüyor. Eğer çocuk senin elindeyse söyle, tamam mı? Onun üzülmesini istemiyorum. Şahika, sen bana soru soracak pozisyonda değilsin. Halit'in tarafını seçerek yerini belli ettin. Madem ondan o kadar eminsin, ara Halit'e sor. Belki de sevgili damadını Halit ortadan kaldırmıştır. Ha? Allah kahretsin. Yiğit'i bulsaydım abimle aramdaki buzlar çözülecekti. Abla. Erim. Bir şey soracağım. Yiğit'ten haberin var mı? Yok, niye olsun ki? Annem aradı da o merak etmiş. Niye merak etmiş? Ya bilmiyorum. Aramış, açmamış falan. O yüzden Kaya abi de aradı. Ne diyorsun ya? Ama bir şey olduğu yok. Ben belki sen konuşmuşsundur diye buraya geldim. Biz hiç konuşmuyoruz ki. Aramamış zaten beni. Tamam, ben anneme söyleyeyim. Kimse ulaşamıyor mu şimdi Yiğit'e? Ya bana çaktırmamaya çalışıyorlar ama öyle gibime geldi. Nerede bu çocuk? Kaya ile Ender'le falan mı tartıştı acaba? Bilmiyorum ki. Annem sonra da Kaya abi arayınca ben de merak ettim, o yüzden sordum. Ya ben de merak ettim şimdi. Ya başına bir şey geldiyse? Bir şey soracağım. Sen arasan olur mu? Belki senin telefonunu açar. Yok, ben asla aramam. Lila bak, şu an Yiğit'e kızgın olabilirsin ama o benim için çok önemli bir insan, bunu unutma. Erimciğim sen de alınma ama. Yiğit artık benim için bir yabancı. Hani seviyordun onu? Sevmiyorum dedim ya. Ben anlamıyorum ya. Ben anlamıyorum sizi. Yok, hayır. Niye anlamıyorsun? Sizin bu sevmenizi anlamıyorum ben. Siz derken? Hepiniz babam, Yıldız, sen, Yiğit. Erim. Ne kadar çabuk vazgeçiyorsunuz birbirinizden. Ne kadar çabuk kırılıp küsüyorsunuz. Bizim durumumuz daha farklı. Ayrıca bilmediğin şeyler var. Varsa var. Şu an kimse Yiğit'ten haber alamıyor. Ya başına bir şey geldiyse ve onu çok seviyorum diyen sen umursamıyorsun bile çocuğu. Umursamadığımı kim söyledi? Ya belki ben herkesten daha çok merak ediyorum. O zaman babam gibi olma. Bir kere hislerini belli et Lila. Yıldız. Yıldız. Hı. Halitcan mı uyandı? Hayır hayır, uyanmadı. Başka bir şey söyleyeceğim. Ne oluyor? Yiğit'e ulaşamıyorlarmış. Ay. Şarkı biletini kesmiştir onun. Sen de kurtuldun işte, sevin. Ya Yıldız, ciddiyim. Nasıl yani? Neredeymiş?
Ender'le Kaya her yerde onu arıyorlarmış. Aa. E peki ben ne yapayım? Sen benden ne istiyorsun? Ben de bilmiyorum niye geldiğimi. Ben anladım canım. Sen şimdi yapmak istediklerini yapmak için seni cesaretlendirecek birini arıyorsun. Ne diyeyim sana? Koş git sevdiceğinin peşine mi diyeyim? Onu mu istiyorsun? Ya bir şey olduysa? İşte hep böyle oluyor. Sen sallamıyor gibi davranıyorsun. Sonra bir anda bir haber alıyorsun. Sevdiğini söylemen için illa bir son şans çıkıyor. Ya şimdi ne yapmam gerekiyor? Ender'in oğlu olduğunu unutarak peşinden git diyorum. Bunu sen mi söylüyorsun? Evet, ben söylüyorum. Bak, aile olunca farklı oluyor, aşık olunca farklı oluyor. Sen şimdi aşık bir insan olarak içinden ne geliyorsa onu yap. Çünkü ben içimden geleni yapamıyorum. Tamam. Dur bakayım. Doğru anladın mı? Ne yapacakmışsın? Galiba Yiğit arayacağım. Aynen. Hadi canım, yürü. Dikkat et bari, Ender'le Kaya'nın olduğu yere git, tamam mı? Tamam, zaten elim sürekli konuşuyor onlarla. Ne oluyor ya? Senin tabii dünyadan haberin yok. Varsa yoksa kitabın. Ne? Bir de piyanoya mı başladın? Sen de bana taktın ha bugün kafayı. Aa! Ne oldu yine illa? Söyle. Ya Yiğit yok ortalıklarda. Nasıl yok ya? Ya ben de bilmiyorum ki. Akın'a bak. Akın mı? Akın ne alaka ya? Onlar çok samimi oldular ya. Hadi oldu onlar. Aa, doğru tabii ya. E sende var mı adresi? Var. Var. Çok da yakın buraya. Bir dur. Yolluyorum ha. Tamam. Bu arada beni idare edin babama karşı. Git canım git. Zaten seni idare etmekle geçiyor ömrümüz. Atıyorum. Attım. Attım. Gülme bana Zehra. Ben seninle konuşmuyorum bir kere. Niye bana taktın ya kafayı sen? Ne oldu? Ya üvey anneni babana... Çaylar doldu. Yiğit kardeşim. Burada istediğin kadar kalabilirsin. Ev senin, bilgin olsun. Biliyorum, teşekkür ederim. Ya Yiğit, kusura bakmazsan ben sana bir şey soracağım ya. Sor tabii. Abicim, anan zengin, baban zengin. Allah aşkına senin ne derdin var ya? Senin burada ne işin var? Yani yanlış anlama da. Yani git evine, yat yatağına, çalışanlar sana servis yapsın. Keyfine bak be oğlum. O iş öyle olmuyor Akın. Ben senin yerinde olacağım var ya, oho! Hiçbir şey kafaya takmaz, baba parası yerdin. Sen benim yerimde olsan var ya, oho! Çok daha kötü olurdun. Anlıyorum. Çok zor bir hayatınız var ya. Sen hiç eve geri dönmeyecek misin şimdi? Sanmıyorum. İşte bir iki gün burada takılırım. Adapazarı'ndan bir arkadaşım var, onunla haberleşir, oraya geçerim belki, bilmiyorum. Ha, bildiğimiz kaçak olacaksın yani. Vallahi kimseyi görmek istemiyorum. Bak, kimseyi görmek istemiyorum dediğin an kapı çaldı. Yiğit'cim, bak Zehra'nın da dediği gibi bu hayatta büyük konuşmayacaksın. Bir dakika, bir dakika. Sen kimseye bir şey söylemedin değil mi? Yok be oğlum, kimseye bir şey demedim. Kahvehaneden arkadaşlardır, rahat ol. Yiğit burada mı? Lila? Yok, burada değil. Ne işin var senin burada? Asıl sen ne yapıyorsun burada? Ya ne bu böyle çocuk gibi saklanmalar, ilgi çekmeye çalışmalar falan? Sana ne oluyorsa bir de sana hesap mı vereceğim? Bir düşün yakamdan ya, rahat bırakın beni. Hem görmek istemiyorsun, hem peşime düşüyorsun. Ya sana ne, sana ne? Sana ne? Bir düş yakamdan ya. Kim kimin yakasından düşsün ya? Gecenin bu saatinde beni arayıp bulduğuna göre sen. Bakıyorum annen gibi kibirli olmaya başlamışsın hemen. Ya insanlar seni merak etti, merak. Ender Kaya her yerde seni arıyor. Anlaşılan bir tek o ikisi merak etmiyor. Buraya gelen de kapat. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Hani ben sana layık değildim? Hani yalnızca babanın yanında çalışan basit biriydim? Hani biz olmazdık Lila? Uzak dur ben. Sen benden uzak duracaksın. Söylediklerinle yaptıkların birbirini tutacak. O başka, bu başka. Sana bir şey oldu sandım. Ya sana ne? Sana ne? Kendine layık görmediğin birinin sağlığından niye endişe duyuyorsun sen? Bırak, ne olduysa oldu. Arkadaşım olarak. Arkadaşın olarak. Biz seninle hiçbir zaman arkadaş olmadık, olmayacağız. Madem bu kadar önemsiyordun, canımı yakmaya kalkmayacaktın o zaman. Sen de benim canımı çok yaktın. Ya nedenlerini anlattım. Seni geri kazanmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Ne oldu? Beni kendinden vazgeçirmeyi başardın. Buyur. Her şeyin suçlusu ben mi oldum yani? Başta hayır ama şimdi evet. Ben bu noktaya gelmemek için ne kadar direndim sen biliyor musun? Ne oldu? Aklın sıra intikamını aldın. Mutlu musun? Başın göğe erdi mi? Ya evlendiğimiz gün beni terk ettin. Ya isteyerek yapmadım. 400 metre ileriden sağa dön diyor.
Neyse ki Lila haber verdi, çok şükür. Evet, hakikaten. Hala elim ayağım titriyor, yemin ediyorum. Nasıl bulmuş peki Lila? Bir şey söyledi mi? Vallahi bilmiyorum. Lila orada mıymış peki hala? Bilmiyorum ama eğer oradaysa ona da bir çift lafım olacak. Ender, kızı azarlamayı düşünmüyorsun herhalde orada değil mi? Tabii ki düşünüyorum Kaya. Oğlumu o mahvetti. Ya niye mahvetsin Ender? Kız iyilik yaptı. Onun sayesinde bulduk Yiğit'i. Bu şekilde mi teşekkür edeceğiz? İyilik mi? Ya halimize baksana, yollara dökülmüş saatlerdir oğlumuzu arıyoruz. Kim olsa yapmaz mıydı yani? Ya tamam Allah aşkına, bak orada gerginlik yapma. Yani Yiğit'i de germe. Tek amacımız Yiğit'i sağ salim alıp eve götürmek olsun. Rica ediyorum. İyi, bakarız. Şeylerden sağa döneceksin. Tamam, dönüyorum. Buradan. Sağ. Ya sana olan güvenimi yerle bir ettin. Ya biliyorum, biliyorum. Kaç kere anlatacağım. Hata yaptığımın farkındayım ama uğraştım senin için. Sen ne yaptın? Aldın intikamını, rahatına bakıyorsun. İşte aramızdaki fark bu. Neyi konuşuyoruz zaten? Bitti. Öyle mi? Bitti mi Lila gerçekten? Hı? Emin misin? Lila? Görüşürüz Yiğit. Aynen. Lila, Yiğit iyi mi? İçeride. Yiğit. Oğlum. Yiğit, neredesin sen ya? Deli mi söyledi? Deliye döndük. Niçin böyle bir şey yapıyorsun? Ya siz benden ne istiyorsunuz? Ya bıraksanıza peşimi. Ben çocuk değilim. Ya oğlum, insan bir telefonuna bakar. Ya merak ettik karakola. Yani polise bile haber verdik. Ya öyle bir çıktın ki evden sana bir şey oldu zannettim. Aradım, telefonun cevap vermiyor. Ben de Kaya'yı aradım. Gidin, gidin. İstemiyorum, gidin. Hadi gel, gel. Evimize gidiyoruz. Senin canını sıkan, seni üzen her neyse konuşacağız. Canımı sıkan her şeyi konuşacağız, öyle mi? Vay benim fedakar ailem ya. Yiğit, hadi toparlan, gidiyoruz. Lütfen saçmalama artık. E sen olmuşsun. Ne? Fırça da mı yiyorum bir de ben şimdi senden? Ceza vermek ister misin? Al telefonumu, bir hafta el koy. Yiğit, lütfen saçmalama artık, tamam. Ben hiçbir yere gelmiyorum. Ben bir soru sordum, siz de cevabını verdiniz. Bundan sonra herkes eski düzenine geri dönüyor. Eski düzen ne demek Yiğit'ciğim? Ben sizi tanımadığım zamanı dönmek istiyorum. O zaman hepimiz daha mutluyduk. Hadi, hadi herkes yoruma, hadi. Ya hadi, 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 hadi gidin. İstemiyorum hayatımda sizi, seni de, seni de, Şahika'yı da, Lila'yı da hayatımda istemiyorum. Benim eskiden de mutsuzluklarım vardı, bir şekilde hallediyordum. Şimdi her şey karmakarışık ama ben altından kalkamıyorum. Hadi, tamam oğlum, sak. Ya lütfen sakin ol, tamam. Tamam. Bırak. Başka sakin ol. Bırak. Tamam, ağlama. Lütfen sakin ol. İyi misin? Tamam. Lütfen sakin ol oğlum. Tamam. Ya ne istiyorsan yapacağız, tamam. Anladın mı? Ne istiyorsan yapacağız oğlum. Lütfen sakin ol. Ağlama. Lütfen. Ağlama. Ağlama. Sakin ol. Hayır, sen iyi de ne dediğinin farkında mısın ya? Farkındayım. Ay nasıl çıkacağız o zaman bu işin içinden? İşin içinden falan çıkmayacağız Ender. Bu oğlumuz için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Nasıl olacak o iş? Bir tercih yapmak zorundayız. Biliyorum ikimiz için de gerçekten çok zor bir durum. Senin de benim de geleceğe dair bir sürü hayallerimiz var. Ama unutma ki ortada yıllardır görmediğimiz ve hayatını derinden etkilediğimiz bir çocuk var. Ve bu çocuk bizim oğlumuz. Görmedin mi çocuğun hali ne haldeydi? Başka şansımız var mı sence? Bak. Bütün bunların ben de farkındayım. Ama yani sana da çok saçma gelmiyor mu ya? Ha biz evlenince ne olacak? Mutlu bir aile mi olacağız? Ya birine? Mutlu olmayacağımızı Yiğit de biliyor zaten. Bilmiyor mu zannediyorsun? Bunu gördüm onda. Ama onun istediği tek bir şey var. İkimizde de imkansızı görmek istiyor. Onun için ne kadar büyük bir fedakarlık yapabileceğimizi görmek istiyor. Bu kadar. Bunu ona borçluyuz. Biliyorum. Biliyorum. Bu konuda en büyük hata zaten benim. Madem benim bir bedel ödemem gerekiyor,
edeceğim. Hele Yiğit'in istediği bir olsun. O da zaten gerçeklerin böyle olmadığını görecektir. Okey. Onun dediğini yapalım o zaman. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.